Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere açılar konusunu anlatacağım. Açı çeşitlerini öğreneceğiz. Sonra açı nasıl çizilir bunu göstereceğim. Hemen başlıyorum. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi açı ne demek? Açı matematikte iki tane ışın arasında kalan açıklığa açı deniyor. Şimdi ışın nasıl oluyordu? Bunu da anlatalım. 3. sınıfta hatırlayın. İlk önce doğrudan başlayayım ben size göstermek için. Şöyle iki tarafında ok işareti olan çizgilere biz doğru diyorduk. Yani her iki tarafa da uzuyor. Hatırlamışsınızdır. Doğruları ya iki tane büyük harfle gösteriyoruz. Mesela şöyle diyoruz. AB doğrusu diyoruz mesela. Altına yazalım AB doğrusu. Böyle işaretle gösterebiliriz. Ya da doğruyu tek bir küçük harfle de gösterebiliyoruz. Onu da göstereyim. Mesela diyelim ki E doğrusu. Böyle de yapabiliyoruz. Bunlar doğru. Bir de doğru parçası var. Doğru parçası, bakın doğru olanlar her iki tarafa da uzayıp gidiyor. İki tarafında da ok işareti var. Doğru parçası iki tarafı da kapalı. Şöyle göstereyim. Yani bu kadar. Başka uzamıyor. Buradaki doğru parçası. Bakın bu tarafı kapalı, bu tarafı da kapalı. Peki bunu yine nasıl gösteriyorduk? Şöyle gösteriyorduk. AB doğru parçası. Şimdi açılarda ışın gerekiyor. Işın nasıl oluyordu? Işın ise bir tarafı kapalı, diğer tarafı ok işareti uzayıp gidiyor. Ve bunu isimlendirirken örneğin AB diyelim şöyle. AB ışını yazarken hangi taraf kapalı? A tarafı kapalı. A tarafını böyle kapatıp da gösteriyoruz. Mesela başka bir ışın daha yapalım. Örneğin bu tarafa doğru uzasın. Bu kez işte ne diyelim? C diyelim. Bu kez buraya da D diyelim. Şimdi yazıyorum mesela CD ışını yazdım ama ne tarafı kapalı? D tarafı. O zaman bu tarafı kapatabilirim. C tarafı açık. Şimdi açı olması için aynı noktadan çıkan ve farklı taraflara giden iki tane ışın gerekiyor demiştik. Örneğin ilk önce bir de şunu söyleyeyim. Açıları çizmek için veya ölçmek için şöyle açı ölçer dediğimiz, iletki dediğimiz araçlarımız var matematikte kullandığımız. Nasıl oluyor peki? İlk önce bir tane ışın çizelim. Örneğin bakın. Evet, şimdi buraya başlangıç noktası diyelim ki A olsun. Burası da B. Sonra aynı noktadan çıksın ve başka bir ışın çizelim. Hatta biz bunu ölçerek çizelim. Nasıl? Mesela 70 derecelik bir açı oluşturalım. Başlangıç noktasına bakın A'nın olduğu yere şu tam açı ölçerimizin orta kısmındaki merkezi koyuyorum. Sonra şu şekilde çizgiyle hizalıyorum ve 70 nerede? 70'in olduğu yere bakıyorum. Evet, burada buluyorum ve bu 70'in olduğu yere nokta koyuyorum. 70 derece yapacağım. Sonra A noktasından oradaki 70 derecelik noktaya tekrar bir ışın çiziyorum. İşte buraya da diyorum ki C ve burası ne oldu? 70 derece oldu. Bakın A noktasından başlayan iki tane ışın oldu. AB ışını ve AC ışını. Peki biz açıları nasıl yazıyoruz? Farklı şekillerde yazabiliriz. Bakın şöyle CAB ışın şey CAB açısı yazabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz şey A noktası tam köşede olduğu için A'yı ortaya yazmamız lazım. Peki öğretmenim B'den başlasaydık olur muydu? Evet olurdu. Yani şöyle BAC A'yı yine ortaya koyardık bu da olurdu. Ya da sadece tek başına A harfini koyarak A açısı yazabilirsiniz. Fakat harflere dikkat etmelisiniz. Örneğin bakın şöyle yazamazsınız. Mesela A, B, C açısı yazamazsınız. Çünkü B ortada oldu yanlış. Çünkü A'nın ortada olması gerekiyor. Böyle bir açı yazamazsınız yanlış olur. Peki diğer başka bir kağıt alalım. Açı çeşitlerini görelim. İlk önce size dik açıyı göstermek istiyorum. Dik açı şöyle oluyor. Dik açı dediğimiz tam 90 derece olması gerekiyor. Şöyle yapalım. İlk önce bir ışın çizelim yine. Şurası başlangıç noktası. Şurası uzayan taraf olsun. İşte burası K noktası olsun. Burası da L olsun. Şimdi tam 90 derece olduğunda dimdik bir ışın daha çizmem gerekiyor. Şöyle başlangıç noktasına koyuyorum. Çizgiyi hizalıyorum. Bakın 90 ortada ve bu 90'ın olduğu yere nokta koyuyorum. Belki ekrandan çok yakın göremiyorsunuz ama biraz daha yaklaştıralım en iyisi biz bu ekranımızı. Evet biraz daha yaklaştırdık. Daha iyi gözüküyor şimdi. Bakın
Başlangıç noktasına koydum tam orta noktayı. 90'ı işaretledim. Oraya bir nokta koydum. Ve dimdik bir ışın daha olacak. Yani buradaki yatay şekilde olan diğer ışınımıza dik olan başka bir ışın çizmiş olacağız. Şöyle çizdiğimizde, evet, diyelim ki buraya da T diyelim. İşte buradaki açı 90 derece oldu. Ve şöyle ortasına nokta konuyor. Şu işareti gördüğünüzde zaten bunun 90 derece olduğunu, dik açı olduğunu anlarsınız. Ve açı çeşitlerimizden birisi bu. Dik açı diyoruz biz. Sadece 90 derece olduğunda. Ve açımızı da isimlendirelim. TKL açısı. TKL açısı diyebiliriz bu şekilde. Veya sadece K açısı da diyebiliriz. Şimdi dik açı 90 derece dedik. Bir de dar açı dediğimiz 90'dan daha küçük dereceler var. Yani mesela 80 derece veya 60 derece veya 50 derece. Bir tane örnek çizelim. Hem bu arada açı çizmeyi de öğrenmiş oluyoruz. Şöyle bir ışın yaptım yine. Öğretmenim hep bu tarafa çiziyorsun. Biraz da bu tarafa çiz. Olabilir tabii. Bu sefer başlangıç noktası burası olsun. Mesela burası işte T olsun. Burası da S olsun. Şimdi kaç derece yapalım dar açımızı? 90'dan küçük olacak. Mesela 50 derece. Bakalım şöyle koyalım tam orta noktayı. 50 nerede? Bakın şurada. Dar açı yapacağız ya. Şöyle şuraya bir işaret koyuyorum 50'nin olduğu yere. Ve buradaki T noktasıyla, başlangıç noktasıyla burayı birleştiriyorum. Şöyle bir ışın daha çiziyorum. Buraya da işte diyelim ki R. Yani TR ışını oldu ve TS ışını oldu. Ve aradaki derece 50 derece oldu. İşte buna da dar açı diyoruz. Açı çeşitlerimizden diğeri. Peki dar açılar kaç dereceden başlıyor? Kaç dereceye kadar giriyor? Şöyle 90'dan küçük olanlar demiştik. Yani 89, 88, 87 bunlar. Nereye kadar gidiyor? Ta 3, 2, 1 dereceye kadar gidiyor. Yani 1'den başlayıp, ekranımızın dışına taşmışız. 1'den başlayıp 89'a kadar olan, 89'un da dahil olduğu açılar. Öğretmenim 0 olur mu derseniz hayır olmaz. Çünkü 0 derece olduğunda açı olmuyor. Yani birbirinden ayrı noktalarda olmaları gerekiyor. 1 derece olur, 2 olur, 3 olur. Bunlar dar açılar. Şimdi diğer kağıdımızda geniş açıları gösterelim. Ekranımız biraz büyük. Ben de sığdırmaya çalışıyorum. Siz bu açı ölçeri daha rahat görün diye bu şekilde yaptım. Şimdi geniş açı olduğunda da ilk önce bir ışın çizelim yine. 90'dan büyük olması gerekiyor. Şurası başlangıç noktası olsun. A. Şurası da B olsun. Şimdi 90'dan büyük. 91, 92, 93 bunlar geniş açılar. Peki nereye kadar gidiyor bunlar? 179'a kadar. 180 olduğunda başka bir açı olacak. Şimdi biz bir tane geniş bir açı çizelim. Mesela diyelim ki 140 derece olsun. Şöyle 140 nerede? Bakın bu tarafa bakmıyorum. Niye? Buraya çizersem dar açı olur. Şu tarafa, arka tarafa doğru bakıyorum ki geniş açı yapacağım. 90'dan büyük. Çünkü biliyorsunuz 90 şurasıydı. Tam dimdikti. Biraz daha açmam gerekiyor yani. Şöyle. O zaman 140 demiştik değil mi? 140 şurada. Hemen şuradaki A noktasıyla burayı birleştiriyorum. Ve 140 derecelik bir açı elde etmiş oluyorum. İşte burası da 140 derece. Ve buraya bir isim verelim. CAB açısı 140 derece ve geniş açı oldu. Peki geniş açılar demiştik nereden başlıyor? 91'den başlıyor. 92, 93 böyle gidiyor. Nereye kadar gidiyor? 179 da dahil. Bu da geniş açı. 180 olduğunda başka bir açı olacak. Şimdi onu göstereceğim. Üçüncü olarak bunu da görmüş olduk. Şimdi 180 olduğunda da tam doğru bir açı olacak. Yani bir noktadan başlayıp birisi diğer tarafa, birisi zıt yöne giden iki tane ışın düşünün. Tam buradan başlıyorlar. Tam zıt olarak birbirlerinin tersine gidiyorlar. İşte bunların arasındaki bu açıya 180 derece diyoruz. İsim de verelim. A, B, burası olsun. Burası da C olsun. Ve biz buna doğru açı diyoruz. Doğru açı, doğru açı eşittir. Sadece 180 derece olmak zorunda. Peki başka açılar var mı? Evet var. Bunu da 5. sınıfta göreceksiniz. Bir de tam açı dediğimiz 360 derecelik bir açı var ama 4. sınıfta bunu görmüyoruz. Şimdi ekranımızı biraz küçültelim ve şu açı çeşitlerini toplu halde bir yazalım. Evet, ekranımızı tekrar normal hale getirdikten sonra
Açıların çeşitleri nelerdi? Şöyle yazalım. Açı çeşitleri. Bir özet olsun, kısa bir özet. Birinci olarak dik açıyı söyledik, değil mi? Dik açı eşittir 90 derece. Bu sadece 90 oluyor. İkincisi dedik dar açı. Dik açıdan daha az olanlar. Yani 89, 88, 87. Nereden başlıyordu bunlar? 1'den başlıyordu. 1 ile 89 arasındaki bütün açılar, 89 da dahil, bunlar dar açılar. Üçüncü olarak ne dedik? Geniş açı. Geniş açı, o da 91'den başlıyor ve nereye kadar gidiyor? 179'a kadar gidiyor. Ve son olarak, dördüncü olarak doğru açı dedik. Eşittir. Bu da sadece 180 derece oluyor. Bir de tam açı var dedik ama onu 5. sınıfta yazacağız dedik. O da 360 derece oluyor. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.